Herkese merhaba, Takıta Sanır kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda kolyesini paylaşmış olduğum bu oldukça şık olan küpe modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Küpelerimiz bakın. Bu şekilde. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz 4 mm yuvarlak kristal boncuk, 2 farklı renkte 0-11 numara kum boncukları, 2 tane küpe klipsi, yani ben bu şekilde klips kullanacağım. Siz daha farklı şekilde de kullanabilirsiniz. Takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta kristal boncuktan başlıyoruz. 6 tane kristal ve aralarına birer tane kum boncuğu, yani 6 tane de beyaz kum boncuğu alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Burada çok az bir şey bırakıyoruz çünkü birazdan bu ipi keseceğiz. Aynı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Burada en son kum boncuğuna çıkış yapıyoruz. Düğüm atıyoruz. Bir. İki. Sıradaki kristal ve kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. Şimdi buradaki ipi kesiyoruz elimizde dolanmasın diye. Dört boncuk alıyoruz. Kristal boncuğu atlıyoruz. Sıradaki kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. Dört boncuk alıyoruz. Kristal boncuğu atlıyoruz. Sıradaki kum boncuğunda geçiş yapıyoruz. Dört boncuk alıyoruz. Kristal boncuğu atlıyoruz. Sıradaki kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. Dört boncuk alıyoruz. Kristal boncuğu atlıyoruz. Sıradaki kum boncuğuna geçiş yapıyoruz. Dört boncuk alıyoruz. Kristal boncuğu atlıyoruz. Sıradaki kum boncuğuna geçiş yapıyoruz. Dört boncuk alıyoruz. Kristal boncuğu atlıyoruz. Ve bu kez sıradaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş boncuk alıyoruz bu sırada. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan sonra 2 boncuk atlıyoruz ve sıradaki
Bir, iki, ve üç boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan sonra iki boncuk atlıyoruz. Sıradaki üç boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan sonra iki boncuk atlıyoruz ve sıradaki üç boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş boncuk alıyoruz. İki boncuk atlıyoruz. Ve sıradaki bir, iki, ve üç boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş boncuk alıyoruz. Sıradaki iki boncuğu atlıyoruz. Diğer taraftaki bir, iki, ve 3 boncuktan geçiş yapıyoruz. Beş boncuk alıyoruz. Sıradaki iki boncuğu atlıyoruz. Diğer taraftaki 1, 2, üç, dört, beş. Beş boncuktan geçiş yapıyoruz bu kez. Yani bakın buradaki boncuktan çıkış yapıyoruz. Üç beyaz boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan sonra bir boncuk atlıyoruz bu sırada. Ve sıradaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir yeşil boncuk alıyoruz burada. Diğer yapraktaki ikinci ve üçüncü boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan sonra bir boncuk atlıyoruz ve onun yanındaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir yeşil boncuk alıyoruz. Sıradaki yapraktaki ikinci ve üçüncü boncukta geçiş yapıyoruz. Üç beyaz boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan sonra bir boncuk atlıyoruz. Diğer taraftaki iki boncuktan geçiş yapıyoruz.
Bir yeşil boncuk alıyoruz. Sıradaki yapraktaki ikinci ve üçüncü boncukta geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, kalan üç yaprağı da bu şekilde yapıp tamamlıyoruz. Sıra sonuna, yani buraya geldiğimizde gene bir tane yeşil boncuk alıyoruz. Sıradaki yapraktaki ikinci boncuktan başlıyoruz. Bir, iki, üç. Ve dört boncukla geçiş yapıyoruz. Bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukta geçiş yapıyoruz. Küpeyi çevirip sıradaki iki boncukla geçiş yapıyoruz. İki beyaz boncuk alıyoruz, klipsi alıyoruz ve gene iki beyaz boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan geçiş yapıyoruz. Klips yuvasındaki boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuklarda geçiş yapıyoruz. Böylece klips yuvasını da tamamlamış olduk. Sıradaki boncuklarda geçiş yapıyoruz. Daha rahat yapabilmek için burada küpeyi çeviriyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Uygun gördüğümüz yerlere düğüm atıyoruz. Mesela buraya bir düğüm atabiliriz. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yani burada ipi düğümden biraz uzaklaştırıp keseceğiz.
Ve ben şimdi burada ipi kesmek istiyorum. Artık siz isterseniz biraz daha yürütebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ipi de kestikten sonra küpeyi tamamen tamamlamış oluyoruz. Aynı şekilde diğer küpeyi de yapıyoruz. Tabii ben önceden yapmıştım. Küpelerimiz bakın bu şekilde. Küpelerin kolyesini de yapmak isterseniz bir önceki videoda bu modelin kolyesini paylaşmıştım. Videolardan bakabilirsiniz. Modelin ben oldukça şık olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.